Türkiye günlerdir Kanal İstanbul'u tartışıyor. CHP'nin başını çektiği bir kesim gemi trafiğini rahatlatacak ve kazaların önüne geçecek. Kanal İstanbul'a karşı çıkarken İstanbul Boğazı bugün yine bir gemi kazasına sahne oldu. Liberya bandıralı dev yük gemisi Rumeli Hisarı kıyısına çarptı. Faciadan kıl payı dönüldü. Kaza anında kameralar kayıttaydı, işte o görüntüler. Songa Iridium diye bir gemi şu anda boğazda dümen kilitlemiş, sürükleniyor. Siren çalarak geldi ve yürekleri ağza getiren o kaza yaşandı. İstanbul Boğazı yine büyük bir tehlike atlattı. Liberya bandralı Songa Iridium adlı yük gemisi Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a geldi. Dev gemi 23.633 kros ton ağırlığında ve 191 metre uzunluğundaydı. Öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerken makine arızası oluştu. Odessa'dan yola çıkan kuru yük gemisi İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçerken kilitlenme sonucu arıza yaşadı ve sürüklenmeye başladı. Gemi köprünün altından itibaren siren çala çala kontrolsüz bir şekilde sürüklendi ve kıyıya çarparak durabildi. Demir dağıtmış. Arkadaşlara gelsin. Evet, şu anda karaya vurdu. Kaptan siren çalarak uyarı yaptı ve gemi Rumeli Hisarı mevkiisinde tarihi surların hemen önünde karaya oturdu. Siren sesini duyduk. Demir atarak fenerin önünde durdu. Kaza sırasında büyük bir gürültü duyuldu. Geminin tehlikeli madde taşımaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Gemi kazası İstanbul Boğazı'nda, İstanbul Hisarı'nın burnuna çarptı. İstanbul Boğazı'nda büyük bir faciadan kıl payı dönüldü. Çünkü geminin çarptığı yerde yürüyüş yolu vardı. Sahilin kalabalık olması yürekleri ağza getirdi. Korktuk tabii. Vuracak diye, insanlar zarar görecek, sahilimiz zarar görecek diye. Allah'tan bir tanker falan değil yani, yük gemisi. Dev geminin hemen önünde seyahat gemisi de bulunuyordu. Neyse ki kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Maddi hasarla atlatıldı. Evet, kıyıya vurdu. Gemi kıyıya vurduktan sonra kıyıdaki vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi ve olay yerine çok sayıda deniz polisiyle kıyı emniyet ekipleri intikal etti ve gelen ekipler şu anda karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Boğaz'da kaza sonrası alarm verildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları olay yerine geldi. Liberya bandıralı yük gemisi romorköre bağlanarak İstanbul Limanı demir mevkiine çekildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Gemiler Marmara Denizi açıklarında demir atmak zorunda kaldı. İstanbul Valiliği Boğaz'dan geçişlerin askıya alındığını duyurdu.